Evet, burası yeryüzü ve gökyüzünün ağladığı bir yer. Tarihin en büyük katliamlarından birine tanık olan bu coğrafya. İşte, ve yıl dönümü 11 Temmuz 1995 senesinde Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica. Ve Bosna Savaşı devam ederken savaştan canını kurtaran siviller, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, bebekler 23 bin nüfusu olan bu şehre gelip burada 60 bine çıkardılar nüfusu. Ancak şer odakları işbaşı yapmıştı. Ratko Mladic ismindeki Sırp cellat o gece Hollandalı barış gücünden karşılıklı takas şeklinde bu şehri teslim alıp dünya tarihine geçecek olan bir katliama imza atıyordu kanlı elleriyle. İşte Srebrenica bu katliama tanık olan kanlı şehir ve biz de yıl dönümü için bu topraklardayız. Burayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü Barış Bölgesi, Emin Bölge olarak ilan ediyor. Ve hatta 10 Temmuz'da 2 F-16 gelip burada göstermelik bir uçuş yapıyorlar. Ancak katliamın ayak sesleri gelmektedir. Azgın Sırplar bölgeyi kuşatmışlardır. Hollanda Barış Gücü askerleri 400 kişilik bir mevcudu vardır şehirde. Ancak onlar da bu ayak seslerini duymazdan gelirler. Hatta o gece 10 Temmuz, 11 Temmuz'a bağlayan gece kampı, yani şehrin girişini Hollandalı komutan Topkarensi Ratko Mladic'e teslim ediyor. Hatta teslim ederken görüntüleri daha sonra yayınlandı, hep beraber izledik. Ve tarihin en büyük katliamlarından birisi, hep Türklere uygulanmış işte. Daha önce Ermeniler soykırımı yapmıştı Doğu Anadolu'da. Daha sonra işte Azerbaycan'da bir şehri yok ettiler, Kocaeli'de. Ama hep onların sesi çıkmış. Aynısını işte Balkanlar'da, bu mübarek topraklarda tanık oluyoruz aynı katliama. Burada işte Boşnak Türkleri, 20 bin masum insan burada can veriyor. Sırp katilleri ve Batı'nın koruması altında. Ancak 8.372 rakamı telaffuz ediliyor. Ancak 20 bin kişinin burada can verdiği tarihi kaynaklarda var. Peyderpey toplu mezarlar bulunuyor. Bugün de 30 tabut geldi. İşte onların cenaze namazını kılacağız burada. Türk törenlerine Srebrenica'dan selam olsun.